Arkadaşlar maalesef şehrimizin sevilen isimlerinden Fakir'i kaybettik. Kendisi öldürüldü. Fakir evinde tuvaletinde ölü bulundu arkadaşlar. Şehirden birisi onu tuvaletinde katletti, öldürdü. Of Fakir ya, bari sifonu çekseydin ya tuvaletini yaptıktan sonra. Neyse yani adam ölmüş, arkasından kötü konuşmayalım. Arkadaşlar sizinle bugün Fakir'in katilini bulacağız. Şehirdeki bütün şüphelileri buraya topladım. Tek tek sorgulayacağız bu şüphelileri. Suçlunun kim olduğunu bulacağız. Şehirdeki bütün şüpheliler burada yani. Bunlara bakın, bunların hepsi şüpheli. Tek tek sorgulayacağız. Suçlu olduğunu düşündüğümüz kişileri ise çukurumuzun dibine atacağız. Çukurumuzun dibinde ise Fakir'in yeni doğan robot bebeği var. Babam, Fakir'in katilini öldüreceğim. Çok kötü yapacağım. Ben robot bebek, Fakir'in robot bebeği. Kerem komiser, şunları sorgula da çukurun dibine at. Çok kötü yapacağım onları. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz robot bebek resmen intikam yemini etmiş. Biz şüphelileri sorgulayalım, atalım çukurun dibine. O da onları çok kötü yapsın. Ama önce bir sorguya geçmeden şüphelilerimizi tanıyalım. Bakalım şehirdeki kimler şüpheliymiş. Burada soyguncuya benzeyen, elinde bir sürü para çantası olan bir tane soyguncu tipli birisi var. Sonra arkadaşlar burada kurabiye adamın karısı var. Kurabiye kadın var. Kendisi de bir şüpheli. Sonra arkadaşlar şehrimizin en kekosu, en daha iyisi Keko var. Bu Keko çok pis, çok iğrenç birisi. Ondan sonra Fakir'in oğlu Arda var. Ama bu Arda çok kas yapmış arkadaşlar. Görüyorsunuz deli gibi vücut yapmış. Çok kaslı yani. Ondan sonra arkadaşlar Noel Baba var. Ama Noel Baba polis kılığında. Şuna bakın. Hem yaz, Noel Baba burada. Noel Baba normalde kışları gelir. Hem de kırmızı değil yani. Mavi kıyafet giymiş. Elinde de sahte bir silah var arkadaşlar. Burada ise mutant üvey anne Ceren var. Çok korkunç arkadaşlar. Şunun kirpiklerine, kaşına bakın. Ondan sonra kollarına bakın. Ahtapot kolları var. Kanadı falan var. Mutant Ceren gerçekten çok korkunç arkadaşlar. Burada ise Fakir'in torunu Efekan ve Efekan'ın köpeği Rıfkı var. Ulan Efekan eşek mi, at mı bu köpek? Niye biniyorsun üstüne? Allah'ım yarabbim ya. Burada ise kar canavarı var arkadaşlar. Şuna bakın, kar canavarı çok korkunç. Ayaklarına bakın. İğrenç. Ayy. Çok korkunç. Neyse onu da sorgulayacağız. Ondan sonra burada Fakir'in kardeşi Zengin var. Arkadaşlar ben robot bebek. Lütfen babamın katilini bulmamda yardımcı olun. Babamın katilini bulmam için lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Zengin çok endişeli duruyor. Acaba neden? Sorgularken öğreneceğiz. Burada ise Skibidi tuvalet var arkadaşlar. Skibidi tuvaleti biliyorsunuz değil mi? Lütfen yorumlarda yazın. Son iki şüphelimiz ise bu arkadaşlar kocaman dev. Bir de benim kötü halim, kötü Kerem komiser. Evet arkadaşlar, şüphelilerimizi tanıdığımıza göre sorgu işlemine başlayabiliriz. Bu şüphelileri sorgulayabiliriz artık. Sizce bu arada suçlumuz kim? Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın. Doğru bilen bir kişinin yorumunu sabitleyin. Bütün yorumlara da kalp atacağım arkadaşlar. Hadi hazırsanız şu kar maskeli soyguncu tipli insandan başlayalım. Bana bak lan, sen soyguncu musun yoksa? Neden bu maske var ha? Neden? Bu paralar da neyin nesi he? He he, söyle bakayım, pis soyguncu yoksa Fakir'i öldürüp onun paralarını mı çaldın he? Hayır Kerem komiser, ben böyle bir şey yapmadım. Kimseyi öldürmedim ben. Bu paralar da Fakir'in değil yani. Fakir'in değil, benim. Bayram harçlıklarım bunlar, bayram harçlıklarım. El to el öptüm, bu kadar para topladım. Hadi lan oradan pis yalancı. Mr. Beast'in elini mi öptün de bu kadar para verecek he? Bir de masken var yani. Bu maskeyi niye takıyorsun he? He he, neden bu kar maskesini takıyorsun? Sadece hırsızlar, soyguncular böyle maske takar. Hırsızlar, soyguncular bu kadar parayla gezer he? Söyle bakayım. Ya yok Kerem komiser, havalar çok soğuk, çok üşüyorum. Yüzüm üşümesin diye takıyorum yani. Bir de insanlar benim tipimle çok dalga geçiyor. Çirkin diyorlar, o yüzden takıyorum. Ne olur beni çukurun dibine atma. Robot bebeğe atma beni. Hadi lan oradan, seni pis yalancı. Neymiş, hava soğukmuş. Hava 40 derece lan. Eriyoruz resmen burada. Denize falan girmek istiyorum ben ya. Çok sıcak. Pis yalancı. Sen kesin banka falan soydun. Arkadaşlar ben buna hiç inanmıyorum. Bayram harçlığı falan olamaz elindeki paralar. Havada çok sıcak yani. Üşüyor da olamaz. O yüzden ben bunu çukurun dibine atacağım. Soyguncudur bu değil mi? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Atayım değil mi bunu? Evet ya, atıyorum seni. Atıyorum. Defol git. Evet arkadaşlar,
Diğer şüphelimiz ise kurabiye kadın. Kurabiye kadın, sen neredeydin, ne yapıyordun ha? Söyle bakalım bana. Yoksa fakir senin kurabiyelerini beğenmedi, ne kadar kötü kurabiye yapıyorsun dedi. Sen de öldürdün mü onu sinirlenip he? Ay Kerem komiser saçmalama, ben neden bundan dolayı fakiri öldüreyim ki? Fakir ayrıca benim en iyi müşterimdi yani. Sürekli para kazandırıyordu bana, sürekli kurabiyelerimi satın alıyordu. Neden öldüreyim ki onu, neden öldüreyim? Ben bir tane hiç salak bir çocuk kurabiyelerimi çaldı, onu kovalıyordum. Ne, birisi kurabiyelerini mi çaldı? Kim çaldı? Ay şu önümdeki dağ ayısı var ya, küçücük çocuk. Allah'ın kekosu var ya, o, onu kovalıyordum. Kurabiyelerimi çaldı, para ödemedi. Ne, keko senin kurabiyelerini mi çaldı? Hırsızlık mı yaptı? Tamam, sen gidebilirsin kurabiye kadın. Merak etme, ben o kekoya gününü göstereceğim. Lan keko! Oğlum sen utanmıyor musun lan? Utanmıyor musun emek hırsızlığı yapma he? Ödesene kadının paralarını. Neden ödemiyorsun? Neden çalıyorsun kurabiyeleri? Lan Kerem komiser, çalıp bedavaya almak varken keriz miyim ben para vereceğim? Hayır yani, param olmadığından değil, para da çalıyorum herkesten. Döverek gasp ediyorum onları. Bir sürü param var yani, ama ben yine de çalmayı tercih ediyorum. Para ödememek daha mantıklı. Demek para ödememek daha mantıklı he? Hırsızlık yapmak daha mantıklı. O zaman yani seni çukurun dibine atmam da çok mantıklı olur. Seni pis hırsız, defol git, sen de çukurun dibine gidiyorsun. Kaslar da şimdi sıra sende. Sorgulanma sırası sende. Oğlum sen bu kadar kası ne ara yaptın ya? Çok kaslanmışsın. Neyse, konumuz bu değil. Babanı sen mi öldürdün lan, yoksa sen mi öldürdün? İnsan babasını öldürür mü hiç? Ya Kerem komiserim saçmalama, zaten benim acım taze. Çok üzgünüm, babam öldürdü. Sen ne diyorsun ya? Ben neden babamı öldüreyim ha? Neden öldüreyim? Arkadaşlar şu Kerem komisere bir şey deyin ya. Kendi babamı öldürmekle suçluyor beni. Üzgünüm Arda, ama buradaki herkes şüpheli yani. Sen de öldürmüş olabilirsin. O yüzden sormak zorundayım. Neredeydin, ne yapıyordun? Ya görmüyor musun Kerem komiser, vücudumu görmüyor musun? Spor salonundaydım, kas yapıyordum. Spor salonundan çıkmıyorum ki. Keşke kas yapmasaydım, babamın yanında olsaydım, onu koruyabilseydim. Ama o kadar kafayı yedim ki artık spor salonunda uyuyup spor salonundan kalkıyorum yani. Sürekli spor yapıyorum. Gerçi doğru diyorsun. Sürekli spor salonunda olmasan böyle bir vücudun olamaz. Evet, babanı sen öldürmüş olamazsın. Tamam Arda, gidebilirsin. Başın sağ olsun. Kusura bakma, senin acını biraz deştim. Ama bu şehrin polisi olarak bunu yapmak zorundaydım. Gidebilirsin Arda. Şimdi Noel baba, sen söyle bakayım bana. Sen niye polis kılığına girdin ha? Elinde niye çakma bir silah var? Söyle bakayım hemen bana. Söyle bakayım. Yoksa fakirin evine polis gibi girip onu öldürdün mü ha? Söyle bakayım. Ho ho ho. Ne alakası var Kerem komiser? Ben polis kılığına girdim çünkü insanları polisim diye korkutuyorum. Korkutuyorum. He, niye korkutuyorsun ki insanları? Manyak mısın sen? Neden korkutuyorsun yani? Ne yapıp korkutuyorsun? Onları kandırıyorum. Kimseyi öldürmedim ben. Öldürmedim. Bana diyorum, para vermezseniz sizi hapse atarım diyorum. Hapse. O yüzden para veriyorlar bana. Para. Lan pislik herif. Pislik. İnsanları polisim diye dolandırıyorsun yani. Paralarını çalıyorsun. Seni çukurun dibine atacağım. Biz polislerin adını, mesleğimizi karalıyorsun. Defol git Noel baba. Mutant Ceren, sıra sende. Fakiri sen mi öldürdün yoksa? He, sen mi öldürdün? Zaten çok korkunçsun, kesin sen öldürmüşsündür. Ay hayır, ben öldürmedim fakiri. Ben aslı polisi öldüreceğim. Çünkü ben sana aşığım Kerem komiser. Aslı polisten ayrılacaksın o ölünce. Böylelikle bir ömür mutlu mesut birlikte yaşayacağız. Ne, Allah'ım manyağı, sen Aslı'yı mı öldüreceksin, benim karımı, biricik karımı? Sonra ben bir de seninle evleneceğim he, defol git manyak. Evet Kerem, çok aşığım sana, tek engelimiz Aslı. Aslı ölünce evlenebileceğiz. Sen kafayı yemişsin mutant Ceren. Yok yok, seni çukurun dibine atmam lazım, ailemi korumam lazım, delirmişsin sen. Efekan, şimdi sıra sende, seni sorgulayacağım. Dedenin ölmesine hiç üzülmüş gibi davranmıyorsun. Yoksa sen mi öldürdün onu? Ya Kerem komiser tamam, üzülmedim, ne yalan söyleyeyim, üzülmedim. Çünkü sürekli yani Rıfkı'yı evden kovmakla tehdit ediyordu, sürekli havlıyor diyordu. Köpek yani bu, havlayacak ne yapacak başka, havlıyor diye kızıp duruyordu yani, o yüzden üzülmedim. Ama yani tabii ki dedem sonuçta, ben öldürmedim. Neredeydin, ne yapıyordun, söyle bakayım. Madem seni öldürmedin söylersin yani. Ayrıca sen manyak mısın oğlum? Köpeğe niye bindin? Eşeğe falan binilir, ata binilir, köpeğe binilir mi? Ya Kerem komiserim, dün futbol maçı yaptık da bacağımı incitmişim. Ne yapayım yani, ne yapayım? Evde oturayım mı? Rıfkı ne güzel taşıyor beni işte. İşte o futbol maçı olduğu sıra öldürülmüş zaten dedem de. Yani ben futbol maçındaydım. İnanmıyorsan sor bebek askere, sor bebek polise sor. Onlarla yapıyorduk futbol maçı yani.
Demek benim çocuklarla futbol maçı yapıyordun. Kesin yenmişlerdir seni. Aynen yendiler kanka. Aynen kesin yenmişlerdir. Git sor bak nasıl ezdim onları. Ezdim onları. Paramparça ettim. Bu şehrin en iyi topçusu benim lan. Senin çocuklar fıs çıktı. Fıs. Lan Efekan çocuklarımla doğru konuş. Vallahi kırarım lan senin kafanı. Bak seni çukurun dibine atmamak için çok zor tutuyorum kendini. Defol git hemen. Sen öldürmemişsin fakiri ama seni çukurun dibine atarım. Çabuk gözümün önünden kaybol. Defol git. Kar canavarı senin burada ne işin var? Kar yağmıyor bir şey yağmıyor yani. Senin burada ne işin var he? Yazın kar mı olur ki kar canavarı olsun he? Ben buraya kar yağdırmaya geldim. Ama kötülük için değil, sıcaktan pişmeyin diye. Havalar çok sıcak, pişmeyin, yanmayın diye geldim. Harbi mi lan? Bizi düşündüğün için mi geldin? Vallahi çok iyi olur biliyor musun? Çok sıcak. Biraz kar yağdır gerçekten ya. Biraz serinleyelim yani. Klimalar da çok pahalı olmuş. Taktıramıyoruz yani. Evet, iyilik yapmaya geldim. Kimseyi öldürmedim. O yüzden gitmeme izin ver Kerem komiser. Vallahi ben sizi düşünüyorum. Gitmeme izin vermezsen ayıp edersin. Tamam kar canavarı, sen gidebilirsin. Gerçekten iyi birisi olmuşsun. Senin sayende bu yazıda serin serin geçiririz. Zengin, şimdi sen söyle bakalım bana, niye bu kadar endişelisin? Bir şeyden çok korkuyor gibisin he? Niye bu kadar korkuyorsun, endişelisin he? Yoksa fakiri sen öldürdün, seni çukurun dibine atacağımı bildiğim için mi he? Neden olacak Kerem komiser? Fakirin katiliyle beni karşı karşıya koydun. Katil sikibidi tuvalet, beni de öldürür diye korkuyorum. Ben fakire niye zarar vereyim, o benim biricik kardeşim. Ne, fakirin katili sikibidi tuvalet mi? He, sikibidi. Neden yaptın bunu? Neden öldürdün fakiri? Hani artık iyi biriydin? Seni aşağılık herif. Ya Kerem komiser, ben onu çok uyardım, çok uyardım. Şu sifonu çek artık dedim. Sifonu çekmiyor, sürekli kakalı bırakıyor tuvaleti. Ben de sinirlendim, öldürdüm. Ne yapayım? Ya tamam, sifonu çekmesi lazım da bir insan bu yüzden öldürülür mü ya? Saçmalığın daniskası ya, şuna bak. Ben anlamam Kerem komiser, ben tuvaletleri geziyorum yani sürekli onun tuvaletinden çıktığımda kafam kaka oluyor. Çok uyardım onu, sifonu çek diye, çekmedi, ben de öldürdüm. Sürekli kafam saçım kaka mı olsun yani? Şimdi robot bebek bak sana neler yapacak. Çukurun dibine gidiyorsun sikibili tuvalet, defol git. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Sayenizde katilimizi bulduk. Katil sikibili tuvaletmiş. Fakiri öldüren kişi sikibili tuvaletmiş. Sizin yardımlarınız olmasaydı hayatta katili bulamazdık. Robot bebek şimdi sikibili tuvaletten babasının intikamını alacak. Hiç merak etmeyin, çok kötü yapacak onu. Buradaki şüpheliler de artık evlerine dönebilirler. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin yardımlarınız olmasaydı hayatta katili bulamazdık. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin hepinizi çok seviyorum. Siz de beni seviyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın.